Selam kızlar. Bugün günlerden pazar. Şu anda saat 5'e geliyor. 5'e 5 var. Ve biz bugünkü akşam yemeğini sallamasyon tost yapıyor sevgili kocam. Bizim evdeki bu arada bütün tostları da kendisi hazırlar bize sağ olsun. Sıra yine bana kaldı. Bastır. Şimdi buna bastır. Bastır. Anladın mı? Tamam mı? Hadi. Bir bastıralım. Bastır bir tanesini. Hadi. Bak sağ ayağını bastır şimdi. Sağa bastır. Bunu bastır oğlum. Bunu bastır. Sadece onu bastır oğlum. Bastır. Yukarıdan bastır. Üstten bastır. Bastır oğlum. Öyle değil. Üstüne bastır. Şöyle. Bastır şimdi. Hop. Aferin sana oğlum. Şimdi bütün evi topladım. Bulaşıkları da topladım. Hiçbir şey kalmadı. Daha küçük bir süpürgem var. Süpürgeyle sadece mutfaktan başlayalım diye düşünürken neredeyse bütün evi gezdim küçük süpürgeyle. Haşatım çıktı yani. Halim kalmadı. Şu anda sevgili kocam içeride 2.80 uzanmış bir şekilde televizyon seyrediyor. Ona kahve yaptıracağım. Yani bence hak ettim. Bence o da hak etti. Hadi bir kahve yap da içelim. Ben kahve yapacağım ama ben hiç kahve yapmadım ki şimdiye kadar. Ben sana tarif edeceğim. Sen onu yapacaksın. Orta yapacağım. Ortaya yapacağım yani ikimize. Öyle bir şey mi? Orta olunca ne oluyor? Hadi. Sadece kendim yapacak halim yok. Ben sana tarif ederim hayatım. Hadi kocacığım. Hadi aşkım ya. Çok yoruldum biliyor musun? Çok çalıştım hayatım. Bence hak ettim. Öyle bilmiyorsun. Sabaha kadar konuşursan yapmasın. Ama sen daha onu bilmiyorsun. Onu da yapayım. Onları da mı yapacaksın? Tamam. Ya onu da yapmayacağız. Şunu da yapayım. Hadi gidelim. Evet, önce ölçüyoruz. Kaç kalıyor? 2,5 mu? Ne? 2 mi tam? Aşkım kahve neyse onu koyacaksın. Hayır, 2 bardak mı? Evet, 2 bardaksa 2 bardak koyacağım. Tamam. Ama tam dolu olsun diye biraz fazla koyabilirim. Ama gerçi kahve de biraz arttırıyor değil mi? Evet. Tamam o zaman. Hadi abi. Garanti olsun. Biz erkekler hep garanticiyizdir. Tamam. Ne var ya? Kahve yapmak ne kadar zor olabilir ki? Yani işte al. Mesela. Al. Dün mesela bastırdım işte. Köpüklü olacak ama. Bir tane sana, bir tane bana işte. İki tane attın. Şeker. Bir tane daha at. Orta olacak. Niye böyle olunca orta olmuyor mu? Ya bu şahım ya. Oo, bana da böyle malzeme versin elime. Ben de yaparım kahveyi. Bunun ölçüsü bunda kaç kaşık? Evet, hemen bir kaşık. Ne olacak yani? En fazla kaç kaşık olabilir? Tamam. Doğru. Bir kaşık. Bir kaşık da bana al işte, tamam. Aç. Al, tamam. Koy. Karıştır onu. Ötür git. Çabuk kaynar bak hele kuruyor. Tamam. Şöyle yaptık. Şimdi içine şey yaptık. Tamam işte. Yani ne var burada? Sunumu da sen yapacaksın. Ne sunum? Sunum dediğin nedir ya? Kahve yani fincana boşaltmaya sunum diyorlar ya. Anladım köpüklü ya. Yapacaksın. Git Allah'ını seversin. Bir de benim yaptığım gibi sunum fotoğrafı çekeceksin. Allah'ını seversin. Tamam mı?
Abi sıcak su kaynat da kahve yapmasını öğren. Kahve sıcak suyla fincanda ne de şey yaparsın diye. Şöyle. Hemen şimdi kahve atalım. Bir kahve yapacağız diye kettle mı çalıştıracağım hayatım? İki dakika ben yeter olsun. Tamam işte. Ver şunu. Hop. Hop. İşte sen gidiyorsun yarım saat geri gelmen. Ha bitti. Allah Allah. Şimdi biz var mı? Yani şu eline baksana. Bak aşkım taşıyor mu kahve? Karıştıracağız mı? Çok tatlı. Güzel karıştı. Tamam şu an başla. Köpüğünü alayım mı? Yok köpürmesin. Önce bunu çok karıştırmaz kahveler. Köpürmesin. Tamam. Böyle tamam. Çok ayıp, acı olur. Tamam, şimdi köpüğü mü aradın? Evet. Kahve oldu, su hala kaynayacak. Hiç gerek yok. Şimdi şöyle, senin kahvelerin de soğuk oluyor hanımefendi. Tabii canım. Al. Bunları böyle koyarsın. Böyle. Tamam mı? Sunum yapacaksın kocacığım. Ona göre hazırla kendini. Biraz böyle şey olsun. Elimde de cam şeyi var. Yani. Bunlar böyle biraz ısınır. Tamam mı? Bunlar böyle oranlık bunlar. Bunlar çok altın değerinde bir yer. Allah Allah. Tamam mı? Böyle. Sonra kahveyi soğuk soğuk getirme. Evde kalırsın. Beni alan almış. Hmm. Bakayım köpüğünü de koyuyor musun güzelce? Ya köpük ne dediniz zaten? Köpük sanki... Köpük zaten kendi oluşuyor ya. Köpüklü yaptım kahveyi. Ya zaten köpük kendi kendine olan bir şey. Hadi lan. Hani onu nasıl sen yapabiliyorsun? Hayatım. İkisini de köpüklü istiyorum. Ya bir de kahveyi köpüklü yap. Yaptın diye övünürler. Ya zaten kahve zaten köpüğünü kendi oluşturuyor ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Kızlar benim kaynanam çok uzakta oturuyor. Yani yaklaşık aramızda 18-19 saat var. Ya var mı? Ama sağ olsun anasını hiç aratmıyor. Yani anası geldiğinde bu kadar konuşmuyor bu kadın. Ben anlamadım. Kaynanalık görevini sevgili eşim üstlenmiş durumda. Köpüklü oluyor mu hayatım? Köpüklü nedir ya? Niye çok yavaş döküyorsun? Ya ben Allah'ını seversen. Aynen uzanma anneciğim bekle. Ahmet'in baba ne yapıyor? Baban ne yapıyor? Hani şunun köpüğü birleşmedi kocacığım? Hangi köpüğü? Evet orası. Ya git Allah'ını seversen. Ya sanki biz senin hilelerini bilmiyoruz yani. Ya sanki biz senin hilelerini bilmiyoruz. Gitmiş böyle kaşıkla üstünü düzeltiyor. Tamam mı? Bak böyle diyor bak. Baba izleyin bak bak. Ha böyle böyle düzeltiyor bak. Bak. Ondan sonra vay köpüklü yaptım. Al ya nedir ya? Al nedir ya? Ya nedir ya? Nedir hadi ya? hadi. Al iki de çeşmeden su koy ya. Çeşmeden su mu koyuyor? Biz suyu çeşmeden mi içiyoruz hayatım? Ahmet Han. Anneciğim sen bir coştun ha. Al. Bir gidiyor kahve yapacağım diye gitmeye var ya yarım saat gelmiyor. Al hadi. Geldi. Soğuk mu sıcak mı? Çok sıcak kahveler. Hop al bakalım babacığım. Al oğlum sen bana. Damla sakızın bu. Evet damla. Damla sakızı oğlum. Öyle bir garip kız var. Ha, yani sen yaptığın için değil yani. Şimdi kahveyi sattım bir güzel ona yaptırdım ama çay faslına geldik. Çayın yanına azıcık cheesecake'im var ama bugün çok cheesecake havamda değilim. Waffle yapmak istiyorum. Waffle makinem yok. Nasıl yapacağım? Tost makinesiyle. Daha önce yapmıştım. Yaklaşık bir hafta önce filan yapmıştım. Çok güzel olmuştu. Çok beğenmiştim. Şimdi tekrardan yapacağım. Hazır dedimken tekrardan çayın yanına böyle aparatif bir şeyler yapıyorken neden sizlerle paylaşmıyorum? O yüzden waffle yapımını da sizler için kameraya alacağım. İnşallah becerebilirim. Çünkü geçen defa tost makinesine hiç yapışmadan waffle hamurunu çok güzel bir şekilde çevirdim. Hatta herkes sormuş ya ben yapmıştım benim tost makineme yapıştı falan demişti. Benim yapışmamıştı. İnşallah yine yapışmaz yoksa rezil olurum. Şimdi kızlar öncelikle beni yanıltmayan
Ve tam tutan tarifleri böyle bir tarif defterine mutlaka yazarım. Çünkü asla hafızam o kadar kuvvetli değildir ve tarifleri hayatta aklımda tutamam. Waffle'ı da buraya yazmıştım. Şimdi onu okuyorum. Malzemeleri sayıyorum. Not alın. 1 yumurta, yarım çay bardağı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya, yarım çay bardağı tarçın, isteğe bağlı diyor. Tarçını ben koymuyorum, çok sevmiyoruz biz. 1,5 su bardağı da un. Öncelikle bunun hamuru krepten daha da akışkan. Krepten daha da akışkan hamur olacak. Yani bayağı bir akışkan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Onun öncesinde tost makinesinde bir güzel altını üstünü fırçayla yağlıyoruz, sıvı yağla. Tost makinesini en yüksek ayarda tutuyoruz. Ve orası kızgın bir hal aldığında hamuru döküyoruz. Anlatmak yerine başlasana Sertil desenize. Evet, benim oğlum Pepe seyrediyor. Ama başka değiştirelim mi alttan babacığım? Bunlardan evet. Mi? Niye hangisine basalım? Evet. Bas bakalım. Evet kızlar, waffle'ım harikaydı. Gerçekten. Ama size waffle hakkında tavsiyeler vermek istiyorum. Eğer siz de deneyecekseniz tost makinesinde. Tost makinesinden ilk çıktığında direkt tabağa koyarsanız çok sert oluyor. Kıtır kıtır bir hamur oluyor. Bu yüzden tost makinesinden çıktığında ilk sıcağı ile birlikte buzdolabı poşetine koyun. Ben öyle yapıyorum. Yumuşacık yumuşacık hamurlar oluyor. Kabartma tozunun ayarına çok dikkat edin. Kabartma tozunu bir paket koyarsanız eğer bildiğiniz pankek olur. Yani çok kabarır, pop pop olur. Öyle olmaması için 1-1,5 çay kaşığı kabartma tozu koyabilirsiniz. Ben Ahmet Han'ınkine o çikolatalı sostan koymadım. Hani zaten yeterince sarelle olduğu için onunkine biraz daha az koydum. Ahmet Han bile çok severek yedi. Yani evde yapılabilecek, hani böyle çocuklara ha deyince yapılabilecek çok güzel bir şey. Elimizde muz vardı. Muzu değerlendirmiş olduk. Sizler de eğer yapacak olursanız yorumlarınızı bekliyorum. Ve sevgili kocama waffle soruyorum. Evet, sor. Nasıl hayat? Söyler misin? Ama dürüstçe söyle, bana söylediğin gibi söyler misin? Dürüstçe, tamam. O zaman çok güzel. Yoksa yani diyecektim de, yok çok güzeldi gerçekten. Evet, çok yani güzel. Öyle bir eşin dışarıda var ki... Dışarıda böylesini yemedim yani. Öyle bir eşin var ki bak seni masrafa sokmuyor, waffle'ı bile yapıyordu. Jolidep'te hamur yemiştik.
Hamurdu yani içi. Evet, bir kafede yediğimizde içi hamur olmuştu. Benimki baya baya güzel, pofidik pofidik waffle'dı. Evet, çok iyiydi yani. Dürüm yaptım, yedim hatta. Çok iyiydi. Yani siz de eşlerinize yapın, böyle güzel şeyler duyarsınız. Artık videonun da sonuna geldik. Sevgili kocam kamera karşısında çok kasılıyor. videonun da sonuna geldiğimize göre ben artık bilgisayarımın başındayım. Tüm farmasi, yani göndereceğim, yarın çıkaracağım kargoları paketledik birlikte. Onlarla ilgileniyorduk. Ahmet Han da çoktan uyudu ve şu anda da saat 12.30 olmuş. Ben şimdi bu videoları hemen laptopuma aktarıp daha sonra montaja başlayacağım. Çok geçe kalmamak için. O yüzden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olun, yorum yapın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ve hoşça kalın.